Arkadaşlar selam. Bugün elimizde Sennheiser'ın çıkardığı Sport True Wireless modeli var. Bu kulaklık Sennheiser'ın sporcular için ürettiği bir kulaklık. Ve öne çıkan özelliklerine geçmeden önce bir kutu açılışını izleyelim. Ardından bu güzel kulaklık hakkında güzel yorumlar yapalım. Kulaklığa geçmeden önce Sennheiser'ın kutusundaki bu bonkörlüğünden bahsetmek istiyorum. 6 farklı kulak ucu var. 6 farklı ve 2 çeşit, yani her çeşitten 3'er farklı kulak silikonu bulunuyor. Burada da 4 farklı kulak kancası seçeneği sunuyor Sennheiser Sport True Wireless'da bizlere. Bu silikon uçlarına baktığımız zaman, kulak kancalarına baktığımız zaman bir tanesi kulak kancasız şekilde. Yani normal günlük yaşamda kullanmak isteyen kullanıcılar da bu kulaklığı alabilir demek istiyor Sennheiser bize. Çok güzel bir detay. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bu kadar fazla kulak silikonu seçeneği sunması. Ayrıyeten de kulaklığın şarj aletinin yanında da bize bir tane böyle bir uzun bir ip veriyor. Ve bunu da bisiklet kullanırken bisikletinizin gidonuna, kolunuza ya da güvendiğiniz bir yere asmanız için kullanabilirsiniz. Bu da hoş bir detay açıkçası. Ya da koşarken kullanılabilir. Hani güvenli bir, bilemedim ama güzel bir detay olmuş. Şimdi Sennheiser'ın tasarımına baktığımız zaman Sennheiser Sport True Wireless bir renklenme gelmiş açıkçası. Ufak bir renklilik ama burada Sennheiser logosunda ve kulak içlerinde de var bu. Roze bir renk kullanılmış. Bu hafif altın sarısına yakın bir renk açıkçası. Gerçekten çok hoş bir detay. Ben Sennheiser'ın yeni tasarımlarını gerçekten çok beğeniyorum. Dediğim gibi ben Sennheiser'ın bu tasarımını Momentum True Wireless 3'ten, Momentum 4'ten ve Sport True Wireless'tan sonra daha güzelleştireceğini düşünüyorum. Çünkü son çıkardığı kulaklıklar gerçekten mükemmel kulaklıklar ve tasarımları da göze hitap ediyor diyebilirim. Bu şekilde. Şimdi kulak içlerine gelmeden önce tabii ki de bu kulaklık bir sporcu kulaklığı ve IP57 sertifikası var. Toza, suya ve tere karşı dayanıklılık demek bu. Burada şarj soketini koruyan sağlam plastikten bir hazne kapağı bulunuyor ve buradan da kulaklığı şarj etmek için Type-C kablosunu kullanarak kulaklığınızı şarj ediyorsunuz. Şarj demişken kulaklıklar, tabii daha teknik detaya geçmemem gerekiyordu ama söylüyorum. Kulaklıklar 9 saat tek şarjla 27 saat kutu ömrü bulunuyor. Yani bir haftamı benim götürür açıkçası. Günde 2 saat antrenman yaptığımı hesaplasam gayet götürür. Tabii bunu günlük hayatımda da kullanacağım. 5-6 günümü rahat çıkarır diye düşünüyorum bu kulaklık. Gerçekten çok hoş. AirPods Pro 2'ye baktığımız zaman kulaklıklar tek şarjla 6 saat, kutu ömrü de 30 saat gidiyordu. Bu hani tabii AirPods Pro ile ses kalitesi bağında kıyaslamıyorum. Sadece şarj ömürleri hakkında bir yorum yaptım. Tek şarjda 9 saat gitmesi gayet iyi bu arada. 27 saatte çarpı 4 mis gibi. Şimdi kulaklıklara gelelim. Kulaklıkların dışında bir adet burada mikrofon bulunuyor. Bir adet de burada mikrofon bulunuyor. Ama herhangi bir ANC'si yok. Kulak kancaları gerçekten çok kolay çıkıyor. Hemen tak çıkar şeklinde değiştirebiliyorsunuz eğer ki rahatsız ederse. Ki şunu söylemek istiyorum. Size en uygun kulak ucunu bulduktan sonra herhangi bir şekilde acıtacağını düşünmüyorum. Ben bu kulaklığı 2 saat boyunca kullandım. Hiç çıkarmadım ve
gayet de hani bir yerden sonra varlığını hissediyorsun tabii. Momentum 3 gibi o kadar da hafif olduğunu düşünmüyorum. Varlığını hissediyorsun ama herhangi bir can yakma ya da rahatsız etmek gibi bir sonuç vermiyor size. Tasarımları, yani kutu tasarımı da birazcık yumuşatılmış tabii ama JX True Wireless'lara benziyor. Kulak içleri de aynı şekilde. Sadece burada logoda bir değişiklik ve ekstra olarak bir kulak kancası takılmış. Onun haricinde kasa ve kutu aynı şekilde JX serisine benziyor. Onu da yakın çekimlerle size gösteririz. Evet, şimdi Bluetooth sürümüne gelecek olursak da gayet güncel bir sürüm kullanıyor. Bluetooth sürümü 5.2'yi destekliyor arkadaşlar. Ve gayet iyi yani. Şu anda sadece herhalde 5.3'ü kullanan en popüler kulaklık AirPods Pro 2. nesil. Zaten aralarında bir 3-4 ay var. Bu daha önce çıktı. Sport True Wireless. Hani çok sorun edilecek bir şey değil. Gayet iyi. Evet, şimdi bu bir sporcu kulaklığı olduğu için o halper kalkarken o bası hissetmemiz gerekiyor ve bu kulaklık bunu çok güzel başarmış. Yani eğer ki bas oranı size yetmezse de equalizer'la, kendinize uygun bir equalizer'la beraber daha keyifli bir spor deneyimi ya da müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Seçim sizin. Ama bu kulaklığın bana yeterli olduğunu düşünüyorum ve sesi de gayet yüksek. Hani kullanıcıların geneli şey soruyor, sesi çok yüksek mi? Sesi nasıl? Ya, bu kulaklık benim tam ideal diyebileceğim Momentum, ne Momentum 3 kadar yüksek ne de JX True Wireless'lar kadar alçak. Hani onlar birazcık daha eski model olduğu için onları örnek verdim. Bu kulaklık tam kıvamında orta segment kullanıcıya hitap ettiğini düşünüyorum. Hani çok işte tonal karakter arayayım ya da işte mükemmel bir ses isteyeyim diyen kullanıcılar için pek önermem. Onun yerine Sennheiser True Wireless 3 kullanabilirsiniz. Onun sesi gayet güzel. Ama bu kulaklığın sesi tam benlik ve çok iyi. Ben çok beğendim. O bas dibine kadar hissediyorsunuz. Bu şekilde. Evet, şimdi bu kulaklığın mikrofonları nasıl? Ben o sporu yaparken arkadaşımla ya da sevgilimle konuşabilecek miyim ya da herhangi biriyle görüşme yapabilecek miyim diye soruyorsanız, hadi gelin mikrofon testine geçelim. Arkadaşlar, şu anda sesimi Sennheiser Sport True Wireless üzerinden duyuyorsunuz. Eğer ki bu kulaklıkla herhangi bir konuşma yapacak olursanız sesiniz karşı tarafa aynen bu şekilde iletiliyor olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bir mobil uygulama deneyimine bakalım. Oradaki atamalar, herhangi bir ANC ayarımız yok tabii ki. Transparent moddan ANC'ye geçiş ayarı yok. Yani o yüzden arayüzü göstermek gibi bir şey isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz ve size Instagram'dan bir yıl çekebilirim. Şu anda mobil uygulama deneyiminde sadece yapabileceğiniz maksimum equalizer ayarı yapabilirsiniz. Onun haricinde de genel durumu hakkında birkaç bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Sport True Wireless bugün elimizdeydi. Bu kulaklık hakkında yorumlarımı sizlerle paylaştım. Spor yaparken sizin için çok güzel bir alternatif olabilir. Bu tarzda içeriklerin devamı için kulaklık.com'a abone olabilirsiniz. TikTok ve Instagram'da da gayet aktif bir şekilde içerik üretiyoruz. Oraları da takip ederseniz kulaklıklar hakkında her detaya erişebilirsiniz. Aynı zamanda da Test Edenler Kulübü'ne üye olarak da siz de benim gibi incelemeci olabilirsiniz. Bu Test Edenler Kulübü'ne üye olduğunuz zaman direkt sizle ben ilgileniyorum ve size ürünler gönderiyorum. Bu kulaklıklara ya inceleme yazısı yazıyorsunuz ya da bir ufak bir video çekerek kendi görüşlerinizi paylaşıyorsunuz. Kısacası olayımız bu. Hoşça kalın. Bye bye.